Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere hangi karaktere, hangi artifekte, hangi şartlar altında takmalısınız falan filan bunu en güzel şekilde yapabileceğiniz bir uygulamadan bahsedeceğim. Bu uygulamada arkadaşlar artifeklerimizi taratacağız. Artifeklerimizi programa vereceğiz ve program bize hangi karaktere, hangi artifekte, hangi şartlar altında takmamız gerektiğini söyleyecek. Bunu PC, mobil, işte PlayStation 4 falan filan nerede oynuyorsanız yapabilirsiniz. Öncelikle arkadaşlar global olsun diye ben PC'den anlatacağım ama bu aynı yöntem dediğim gibi mobilde falan da yapabilirsiniz. Öncelikle yapmamız gereken şey çok basit. Oyunumuzu İngilizce yaptıktan sonra, ayarlardan İngilizce yapmamız önemli. İngilizce yaptıktan sonra şöyle gidiyoruz, artifeklerimizin tek tek üstünde geziyoruz. Şu şekilde. Tabii bunu PlayStation'da falan da yapabilirsiniz. İşte PlayStation'da, mobilde falan filan nasıl yapıyorsanız. Bunu video olarak yapıyorsunuz. Böyle her artifektin üzerinde oyun İngilizceyken tek tek duruyorsunuz. Gamepad'de oynuyorsanız işte böyle şu tuşa bastığınız zaman böyle yana doğru ittiğinizde bütün artifektin üzerinden geçiyor falan filan. O şekilde yapabilirsiniz. Tek tek böyle şey yapıyorsunuz. Ondan sonra bu videoyu bilgisayarınıza alıyorsunuz. Herhangi bir şekilde işte USB ile olabilir. Zaten bilgisayardan çektiyseniz bilgisayarınızda video. PlayStation'dan USB ile veya atıyorum telefonunuzdaysa USB kablosuyla atabilirsiniz. Telefonunuza falan nasıl ekran görüntüsü alacağınızı benden çok daha iyi biliyorsunuzdur zaten. Her telefonun farklı oluyor. PlayStation 4'te ve 5'te de zaten kendi üzerinden alma var. Onu direkt bilgisayara aktarıyoruz. Ondan sonra arkadaşlar bu oyun İngilizceyken aldığımız artifek videosunu ne yapıyoruz onu da göstereyim. Videoyu aldıktan sonra arkadaşlar bu siteye giriyorsunuz. Zaten açıklamalarda var. Ondan sonra şuradan şu linke tıklıyorsunuz. Ardından şu sol üstte artifek düğmesi var arkadaşlar. Ona tıklıyorsunuz. Ardından elimizdeki videoyu arkadaşlar buraya yükleyeceğiz. Buraya yüklerken de şurada hemen şu simgeye basıyoruz ve videomuzu buraya atıyoruz. Evet, videomuz geldi arkadaşlar. Görüyorsunuz ben kısa bir video çekmişim. Ondan sonra buradan şey diyoruz. Scan as Artifact Info Inventory diyoruz. Tıklıyoruz. Bu biraz vakit alabilir. Bilgisayarınızın işlemcisine göre biraz şey yapabilir. Bir alabilir. Ondan sonra arkadaşlar şuraya karakterimizin adını yazıyoruz. Benimki Dante. Wanderer'ımızın adını yazıyoruz. Eğer ki Wanderer'ınız varsa isim verdiyseniz. Benimki Abonel. Ondan sonra buradan işte şeyimizi seçiyoruz falan filan. Hızımızı seçiyoruz artık neyse. Bunu standartta bırakabilirsiniz. Eğer ki gamepad ile oynuyorsunuz bunu kontrol speed'de bırakın. Eğer ki başka isterseniz hızlı deneyebilirsiniz ama ben bunu standartta bırakıyorum. Şöyle start scan diyoruz. Ondan sonra arkadaşlar bu sırayla artifeklerimizi seçmeye başlıyor gördüğünüz gibi. Böyle tarıyor. Ne kadar çok artifektiniz varsa o kadar çok vakit alacaktır ama bunu taradıktan sonra arkadaşlar taradıktan sonra buradan results'a geliyoruz. Ondan sonra download diyoruz. Download'da bir JSON dosyası veriyor arkadaşlar. Bu JSON dosyasını buradan geri scanner'a dönüp database kısmından herhangi bir tanesine upload ediyoruz. Ve böylelikle bütün karakterlerimize falan filan erişmiş oluyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar biz ne yapacağız? Bizim bu videodaki hedefimiz en yeni karakter olduğu için Dehya. Şimdi kapı çaldığı için video bölümünde o yüzden bu kısmı tekrar anlatacağım. Siz sanki hiçbir şey olmamış gibi devam edeceksiniz ama benim için arada bir boşluk oldu. O yüzden videoda sekme gibi olduysa kusura bakmayın ama buradan devam ediyoruz. Dosyalarımızı attık. Dosyalarımızı attık. Ne yapacağız? Ben Dehya'yı kasacağım. Amacımız Dehya'ya şey yapmak. Hemen şöyle bakalım. Dehya'ya girdik arkadaşlar. Öncelikle bir Dehya için takım oluşturacağız. Şuradan team'e gelelim. Ben team'e koymuştum. Buradan Bennett'imiz var. Dion'umuz var. Kazuha'mız var. Buradan istediğiniz karakteri koyabilirsiniz. Mesela ben buraya tekrar Bennett'i koyayım. Gördüğünüz gibi. Burada arkadaşlar karakterlerin buff'ları var. Gördüğünüz gibi. Benim Bennett'imde Noblesse Oblige takılı olduğu için Noblesse Oblige seti aktif olsun mu? Bunlara hesaplarken diyorum ki olsun. Bennett'in ultisi aktif olsun mu? Olsun. Ondan sonra işte karakter kalkan tarafından korunsun mu diyor Diona da diyor. Diyorum korunsun. Niye? Çünkü ona göre buff veriyor. Moment speed buff'ı falan filan veriyor. Önemli değil ama yani gene buff'ların aktif olduğunu gösteririm. Ondan sonra benim Diona'm C6 onu anladı şeyden program tarayınca. C6 olduğunu anladığı için Elemental Mastery Buff'ı olsun mu diyor. Gördüğünüz gibi hemen şuradan Elemental Mastery Buff'ını verdik. Ondan sonra Kazuha. Kazuha neyi sıvörlemiş olsun Viridescent Venerer'le diyor. Ben diyorum ki Pyro'yu sıvörlemiş olsun. Ondan sonra diyor Kazuha'nın diyor skill'i diyor hangisini sıvörlemiş olsun diyor. Ben de diyorum ki hem Pyro'yu hem Cryo'yu sıvörleyebilsin. Biliyorsunuz Kazuha zaten aynı anda iki tane şeyi sıvörleyebiliyor. Ondan sonra arkadaşlar Optimize'a giriyoruz. Optimize'a girdik. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada ayarlar var. Direkt buradan gelip skill'inizi seçip direkt Generate'e basabilirsiniz ama detaylarını da anlatacağım size. Şuradan arkadaşlar şurada siz seçili olmayabilir bu. Burada arkadaşlar hangi skill'e oranla hasarınızı arttırmak istediğiniz şey yapıyor. Mesela atıyorum karakterin normal hatanını mı arttırmak istiyorsunuz? Mesela atıyorum Yomi'ye kasacaksınız. Karakterin
normal atanı arttırabilirsiniz veya Huta yapıyorsunuz. Huta'nın ultideki damage'ini arttırabilirsiniz veya atıyorum E açtıktan sonraki sol tıkını arttırabilirsiniz. Biz neyi istiyoruz? Ulti attıktan sonra yumruk atsın. Onun damage'i diyoruz. Seçtim onu. Ondan sonra kaç tane bu ulti yaratsın? Bir tane yaratsın şimdilik. Çok kafa karıştırmaya gerek yok. Ondan sonra arkadaşlar burada dikkat etmeniz gereken bazı şeyler var. Mesela Allow Equipped Artifacts. Yani diğer karakterlere takılı artifektlere bakayım mı diyor. İsterseniz yasaklayabilirsiniz diğer karakterlere takılı artifektlere bakma diyebilirsiniz. Veya bütün artifektlerime bakın. Yani takılı olan, diğer karakterlere takılı olan artifektlere de bak diye buradan onaylayabilirsiniz. Ondan sonra hangi seti kullanmak istediğinize şey yapıyorsunuz. Mesela buradan Five Rainbow. Mesela Five Rainbow ne demek? Hani random itemler taksın. 2 artı 2 taksın falan filan gibi şeyler yapabilirsiniz. Veya benim kendim için söylüyorum. Ben emblem setini kullanmak istiyorum. Neden emblem setini kullanmak istiyorum? Çünkü benim işime yarayacak. O yüzden şuradan 2 set ve 4 set emblemi açtım. Ondan sonra Generate Build diyorum. Gördüğünüz gibi bana bir tane uygun set çıkarttı. Normalde size şöyledir. Şuna tıklarsanız. Önceki damage'ime göre 9k damage'imi arttırdı. Hatta şuradan istersem Melt'i de açabilirim. Melt'te arkadaşlar 30k damage'imi arttırdı. Ne oldu benim damage'im? 96k oldu. Ulti damage'im. Bu yırmık damage'i. Öncekine göre 66k'ydı. Onu 30k arttırdı. Ama benden neyi istiyor arkadaşlar? Benden neyi istiyor? Raiden Shogun'daki itemi çıkart diyor. Ben Raiden Shogun'daki itemi çıkartamam. Yani senaryoyu biraz daha gerçekleştiriyor. O yüzden buradan geliyorum. Diyorum ki Raiden Shogun'daki itemlere karışma kardeşim diyorum. Sen bir daha bak diyorum Raiden Shogun'daki itemlere karışmadan. Şimdi diyor ki Yomiya'dakini çıkart diyor. Yomiya'dakini verirsen diyor gene işine yarar diyor. Ya ben de diyorum ki ya canım benim ben Yomiya'mdakini de vermek istemiyorum. Yomiya'mdakini de çıkart. Yomiya benim için değerli karakter diyebilirim istersen. Tabii benim gibi körseniz Yomiya'nızı bulamayabilirsiniz neyse. Buradan. Ondan sonra dediğim şöyle bir build yaptı gördüğünüz gibi. Böyle bir şeyimiz oldu. Böyle bir zımbırtımız oldu. Hasar şeyimiz böyle oldu. Ama bana burada ne verdi? Elemental Mastery verdi. Neden Elemental Mastery verdi? Ben çünkü buzla beraber Swirl yapacağım dedim. Gördüğünüz gibi buzla Swirl yapacağım dedim. O yüzden bana Elemental Mastery verdi burada. Ama bu Elemental Mastery normalde işime yaramaz. Bunu ne yapabilirim arkadaşlar? Sand kısmından ben illa diyeceğim ki ya bana Sand kısmından pardon şurada Sand kısmı. Sand kısmından İlla enerjili charge olsun bak. İlla enerjili charge olsun diyebilirim. Gördüğünüz gibi illa enerjili charge taktırırım buraya. Hop. Damage'im düşer ama karakterimin hani düzenli şeyi artar. Ne yapar? 97k vurur işte. Ne olur? Önceki damage'ime göre artar. Veya ben direkt melt üzerinden değil de normal düz damage'ini arttırırım. Normal düz damage'ini arttırırız. Şuradan no reaction'a geldim. Normal düz damage'ini arttırınca da zaten Melt'le beraber arttırmış oluruz yani. Bu sizin karakteri nasıl oynayacağınıza bağlı. Buradan enerji charge veya atıyorum direkt enerji charge'ı kapatırsınız. Buraya mesela şimdi yüzde atak koyacak. Evet yüzde atak koydu. Neden yüzde atak koydu onu da söyleyeyim size. Benim eğer ki enerji charge gibi bir sıkıntım olmazsa. Gördüğünüz gibi 147 enerji charge var. Bende 203 enerji charge vardı. Enerji recharge sıkıntım olmasa tabii ki buraya atak takarım ve daha fazla damage'im olur. Böyle böyle arkadaşlar damage'inizi nasıl iyileştireceğinizi düşünebilirsiniz. Ama şunu unutmayın. Yani gene biraz oyunu bilmeniz gerekiyor. Neden? Onu da söyleyeyim. Şöyle bir şey. Ben direkt karaktere bu itemleri takarsam arkadaşlar benim karakterim ne olur? Biraz yamulabilir. Nasıl yamulabilir? Onu da söyleyeyim. Enerji recharge'ım olmayacağı için Dehya'da enerji recharge çok büyük sıkıntı. Ne olur? Ulti atamam. Ulti atamayınca da sıkıntı olur. O yüzden buradan gelip bazı şeyleri kendiniz ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Bu tip şeylere kendiniz bakabilirsiniz. Mesela başka artifektlere de baktırabiliriz. Mesela başka artifektler neler var? Örnek olarak arkadaşlar 4 parça ateş setine baktırabilirim elimdekilerden. Hem 2 parça hem 4 parça olaylarına. Hem mesela 2 parça Nobles. Mesela 2 parça Nobles, 2 parça ateş daha mı fazla hasarımı arttırır ona baktırabilirim. Buradan gelip gene generate diyorum. Gördüğünüz gibi eğer ki ben 2 parça Nobles, 2 parça ateş takarsam totaldeki ulti damage'im daha fazla artacak. Bir de bunu melt üzerinden baktırırsam gördüğünüz gibi bayağı melt'im arttı. Eğer ki illa melt hasarını arttırmak istiyorsam buradan generate build derim. Gene buradan bakar hop daha fazla arttırır. Buraya elemental mastery falan taktı gene çünkü melt isteyince elemental mastery yapıyor. Ama ben buradan illa enerji recharge'a göre melt'e hesapla yaptırabilirim. Gördüğünüz gibi buraya enerji recharge taktırdı.
Bu şekilde arkadaşlar karakterinizin hangi şartlarda, hangi şekillerde, hangi setlerde daha fazla şeyler yapacağını bulabilirsiniz. Veya atıyorum karşılaştırma için 3 tane build yarattırabilirsiniz. Yani şöyle 3 tane build yarattırırsınız. Bunlar arasından kıyaslama yaptırırsınız hangisi iyi, hangisi kötü falan filan diye. Bu tip şeyleri yaptırabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ben de biraz hızlı olmuş olabilir. Mesela böyle generate build deyince direkt tık diye yapıyor. Sizde biraz daha uzun sürebilir bu çünkü biraz bilgisayar işlem gücünü kullanıyor. İşlemciyi biraz kullanıyor yani. Bu şekilde karakterinize neler takmanız gerektiğini, işte ulti hasarınızı, sol tık hasarınızı falan filan bakabilirsiniz. Veya atıyorum ben Dehya'nın, şu anda bir örnek daha yapalım. Sol tık hasarını arttırmak istiyorum. Ama karakterimin de sol tık hasarı Bennett'in C6'sıyla artsın istiyorum. Bunu nasıl arttırabilirim? Bana bunu göster diyorum sayın optimizer. Bana bunu göster diyorum. Gördüğünüz gibi ha, o zaman diyor sen karakterin sol tıkını arttırmak istiyorsan diyor. Git diyor gladyatör seti tak diyor. Anladınız? Bunu her karaktere yapabilirsiniz arkadaşlar. Veya başka şeylerden de deneyebilirsiniz. Mesela örnek olarak buradan gidip karakterime ben şeyi takayım şu anda. Mesela Skyward Pride takayım. Skyward Pride taksam Optimize'dan gene ulti hasarına dönelim. Ulti hasarı. Skyward Pride ne kadar işime yarar? Ona baktırabilirim. Gördüğünüz gibi Skyward Pride'da hasarım daha düşük oluyor tabii ki. Total hasarım ama enerji recharge'ım çok daha yüksek oluyor. Mesela buraya enerji recharge taktırmayabilirim bu sefer. Bu sefer buraya derim ki atak tak. Anladınız? Buraya atak tak diyebilirim bu sefer. O zaman daha fazla hasarımız olabilir. Bu şekilde arkadaşlar çeşitli build'ler deneyebilirsiniz, yaratabilirsiniz. Artifektlerinizi taratıp takımlar oluşturup hangi şekilde daha fazla hasarım olur? Ha, oyunu oynayarak da deneyebilirsiniz tabii ki. Ben genelde oyunu oynayarak deniyorum ama bu şekilde arkadaşlar şey yapabilirsiniz. Ayrıyetten arkadaşlar, ayrıyetten bana sormayın ama demin gösterdiğim JSON dosyasını arkadaşlar başka insanlara göndererek, mesela bir arkadaşınıza, ona buna göndererek onun da inceleme yapmasını sağlayabilirsiniz. Ama bana bunu sormayın, yani bu çok uzun bir işlem. Sizin hesabınıza kesinlikle bakmam yani, onu söyleyeyim. Ama başka birine de o JSON dosyasını, demin gösterdiğim şuraya database kısmını attığımız JSON dosyasını da arkadaşlarınıza gönderip şey yapabilirsiniz yani, hesaplamalar onlara da yaptırabilirsiniz. Oyunu bilen insanlardan yardım alabilirsiniz. Bunu da size örnek olarak göstereyim dedim arkadaşlar. Umarım işinize yaramıştır bu video. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu video hakkındaki yorumlarınız varsa, merak ettikleriniz yorumlara sorabilirsiniz. Ama abi benim JSON dosyamı alsam, benim hesabımı inceler misin diye lütfen sormayın. Çünkü bu gördüğünüz gibi uzun bir işlem. Yapmam yani. Ama tabii ki kendi arkadaşlarınıza sorabilirsiniz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı falan filan bunları unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Her akşam 8'de yayındayız. Her akşam 8'de yayınlara gelip sorularınızı sorabilirsiniz. Ama hesabımı incele diye sormayın her seferinde. İşin esprisi arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hepinize bay bay.